Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir günün sabahında, yeni yılın ilk programında daha sizlerleyiz efendim. Diyanet TV Yeni Güne Merhaba'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yılın ilk yayınını yapacağız. Biraz heyecanlıyız, biraz böyle daha farklı hissediyoruz. 2023 diyoruz artık mesela. Ve biz de bugün için iki güzel konu başlığı hazırladık efendim. Uyku alanında konuşacağız bugün. O çok kıymetli olan, hepimiz için aslında çokça kıymetli olan aktivitemiz, uykumuz nasıl bir şey? İlk bölümümüzde mevsimlere göre uyku düzeni nasıl olmalı konuşacağız efendim. Uyku neden bu kadar önemli bir ihtiyaç? Yeterince uyuyamadığımızda ya da sağlıklı verimli uyuyamadığımızda neler oluyor vücudumuzda? Hepsini detaylıca konuşacağız bugün yayınımızın ilk bölümünde. Konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Osman Korucu olacak efendim. İkinci konumuz ise sağlıklı uyku için tüketilebilecek yiyecek nelerdir? Yine hepsini detaylıca konuşacağız. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun hanımefendi ile bölümümüzün, yayınımızın ilerleyen dakikalarında ikinci konumuz olarak efendim. Bizler şimdi hazırız. Siz de hazırsanız yeni yılın bu ilk yayınında hemen başlayalım isterseniz. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Yeni güne hep birlikte merhaba diyelim. Kişinin sağlıklı kalması ve yaşamını sürdürebilmesi için gereken bazı yaşamsal görevler yalnızca uyku sırasında yerine getirilebiliyor. Peki iyi bir uykuyla neler elde ederiz? Uykumuz mevsim değişikliklerinden nasıl etkileniyor? Konuyla ilgili merak edilenleri nöroloji uzmanı doçent doktor Osman Korucu birazdan yeni güne merhaba'da yanıtlıyor. Yeniden merhabalar efendim. Sohbet köşemizden selamlıyoruz bu sefer sizleri. Biraz önce de söyledim, günün konusu uyku olacak. Uykuyu detaylandıracağız bugün yayınımızda inşallah. Uyku neden bu kadar kıymetli? Fiziksel olarak, ruhsal olarak uykuya hangi manada ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaç karşılanmadığında neler oluyor? İşte bunların hepsini konuşacağız bugün yayınımız boyunca inşallah. Osman Bey bizimle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz, sağ olun. Artık 2023 diyoruz. Evet. Birazdan yeni bir, hani biraz böyle yeni bir yıl, daha fresh, güzel bir başlangıç diye hissediyorsunuz. Ama bir taraftan da her yeni yılda biraz daha yaş alıyoruz. Onun da bir hüznü olmuyor değil. Evet. Yeni yıl herkese kutlu olsun. İnşallah savaşsız, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmesini diliyorum herkesin. İnşallah. Uykudan uyanma gibi yeni yılda yeni umutlarla uyanıyoruz. Evet. Biraz daha o dediğiniz gibi, uykudan uyanma gibi, her bir başlangıç gibi, her yeni güne başladığımız o uykudan uyanma hali gibi dediğiniz gibi. Evet. Peki o zaman konuşalım. Uyku dediğimiz şey nasıl bir ihtiyaç? İnsan vücudu için, insan fizyolojisinde mesela uyuyamamak diye bir tercihimiz aslında yok. Şöyle yok, bir yani belli bir süre uyuyamadığımızda bütün vücudumuz error verir hale geliyor. Hatta belki de yaşamımıza devam edemiyoruz. Uyku neden bu kadar kıymetli? Uyku, insan ömrünün üçte birini ihtiva eden, ses, ışık gibi uyaranlarla uyandırılabilen farklı bir bilinçlilik durumu. Temel olarak uyku olmazsa olmazımız, tıpkı yemek yemek gibi. Geciktirebiliyoruz, erteleyebiliyoruz ama ortadan kaldıramıyoruz. Ve tüm canlılar içinde insana has bir özellik bu. Uyku olmazsa olmazımız, insanlarda uykusuzluğun en fazla ne kadar süreceği ya da çok uzun süre uykusuzlukta neyle sonuçlanacağı ile ilgili deneyler var. Ama hayvan deneylerinden biliyoruz ki belli bir günden sonra hayvanlarda uykusuzluk ölümle sonuçlanmış. İnsanlarda 7-10 gün gibi uykusuz kalma süreleri var ama mutlaka uyku vücudumuzun ihtiyacı ve ertelesek de onu fazlasıyla alarak yerine getiriyor. Yani iki gün uyumadığınızda üçüncü gün normal uyku sürenizden daha fazla uyku uyuyarak ve dinlenerek kalkmış oluyorsunuz. Peki uyku dediğimiz şey nasıl bir aktivite? Yani biz o gözle farklı bir bilinçlilik halindeyiz. Mesela biz gözlerimizi kapatıp o uykuya dalma mesela tabirini kullanırız. O dalış anından sonra neler oluyor vücudumuzda? O değişen bilinç halinde neler oluyor fizyolojik olarak, ruhsal olarak? Hani nasıl bir şey bu? Uyku temel olarak yastığa başınızı koyduğunuzda rutin bir dönemde 15 dakika içinde uyumanız, uykuya dalmanız bekleniyor. Sonrasında uykuda hızlı göz hareketlerinin olduğu ve olmadığı şeklinde evreler gerçekleşiyor. Yaklaşık
90 dakikalık, 90-110 dakikalık süreçlerde non-REM ve REM dediğimiz uyku dönemleri yaşıyoruz. Genellikle de 4-5 evre sonra da uyanıyoruz. Bu evrelerin her birinin farklı anlamları var. Yani kiminde bir gün önce aldığımız bilginin hafızaya yerleşmesi kolaylaştırılırken diğer bir evrede sıklıkla rüya görüyoruz. Başka bir evrede bir gün önceki duygusal tepkimelerini nötralize ediyoruz. Yani uyku hem bellek için hem de beden ve ruh sağlığımız için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Muazzam da bir şey gibi. Mesela biz aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Hatta gözlerimizi kapatıyoruz. Dinleniyoruz gibi. Hatta yarı bilinç. Yani bilinç neredeyse tam olarak yani en azından uyanıklık halindeki gibi bir bilinç hali değil. Tam da bilemediğimiz bir şey aslında nasıl olduğunu. Evet. Ama biz uyku halindeyken aslında bir sürü şey oluyor içeride. Tabii uyku hiçbir şeyin olmadığı bir dönem değil. Uykunun çok canlı, rüyalarının olduğu, tepkimelerinin olduğunu biliyoruz uyku içerisinde. Ama bunlar bizim kontrolümüz dışında olan şeyler. İyi ki de varlar. Eğer bunlar olmasa bir gün önce yaşadığımız yoğun bir stresin ertesi günde aynı şekilde yaşayabilirdik. Veya öğrendiğimiz bilgileri ertesi gün sabah mesela akşam ders çalışıyor öğrenci. Sabah kalktığında o bilgi daha zihninde oturmuş olarak uyanıyor. Bunlar bizim emeğimiz olmadan vücudumuzun kendi kendine bize bahşettiği lütuflar diyebilirim. Peki uyku dediğimiz şey, bizim mesela normal hayatlar yaşıyoruz hepimiz. Her birimizin gün içerisinde yoğunluğu var. Belli şeyler yaşıyoruz ve akşam artık belli saat geçtikten sonra vücut artık hani tamam artık dinlenmeye geçelim, hadi uykuya geçelim gibi böyle bir şey mi veriyor? Bize hissettiriyor bunu bir manada hormonlarımızla ve benzeri. Öyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Bununla ilgili teori şu, adenozin gibi vücutta bazı maddeler var. Bu maddeler gün içinde birikiyor. Yani uyku kolay bir şey değil. Tüm gün uyanık kalmak gerekiyor uyuyabilmek için. Bu maddeler biriktiğinde bize uyku ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Akşam havanın kararmasıyla beraber, yani çok basit bir şekilde anlatayım. Gözler kapanıyor. Yani karanlık ortamda ışık ortadan kaybolduğunda beynimizin bir bölgesine suprachiasmatic nucleus dediğimiz bir bölgeye uyarı gidiyor. Hava karardı, uyuyabilirsin. Oradan bir uyarı da epifiz bezimize gidiyor bu bölgeden. Epifiz bezimizde melatonin denilen uykuyu başlatan ve sürdürmeyi sağlayan hormonun salgılanmasını başlıyor. Yani gün içinde biriken bazı maddeler ve havanın kararmasıyla salgılanan melatonin sayesinde biz uykumuzu başlatıp sürdürebiliyoruz. Yani aslında o da doğal bir süreç. Çünkü bir manada o hava kararıyor bizim kontrolümüzde olmadan. O karanlığı fark ettiği an vücut belli şeyler yapmaya başlıyor yani. Evet, bir yorgunlukla teknik olarak bu aslında sirkadyen ritmimiz, yani biyolojik ritmimiz. Her insanın kaçta yatacağı, kaçta kalkacağı kodlanmıştır. Genetik ve çevresel faktörlerle kodlanmıştır. Yani biz elektriğin olmadığı, aydınlığın olmadığı bir dönemde yaşasak akşam uyur, yani yatsı vakti gibi, yani akşam ilerleyen saatlerinde uyur. Sabah güneş gün doğumuyla beraber kalkardık. Yani güneşin batma ve doğma sürelerine göre biz uykumuzu belirlerdik. Şimdi gün ışığı gibi aydınlık gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapay ışıkla sağlayabildiğimiz için daha geç yatıyoruz, daha geç kalkabiliyoruz ama o süre, ihtiyacımız olan süre çok fazla değişmiyor. O ritmimiz mutlaka şu kadar saat sen uyumalısın diyor bize ve o sürede uyku uyumamızı sağlıyor. Peki burada Osman Bey şunu merak ediyorum. Bu bahsettiğimiz şey bizde birazcık dengeleri bozuyor mu? Şu manada bir taraftan elektriği biz çok büyük bir nimet olarak görüyoruz. Çokça faydalanıyoruz. Ama diğer taraftan da bu doğal hayattan özellikle mesela şimdi uyku bu örneklendirebileceğimiz şeylerden bir tanesi belki. Bizim aslında o gün ışığıyla uyanıp hani hava karardıktan sonra uyuma halinden bizi biraz uzaklaştırdı. Bu bizde vücudumuzda, fizyolojimizde, ruhsal manada sıkıntılara neden oluyor mu? Yani şöyle, uykusuzluğu tetikleyen bir durum aslına bakarsanız gün ışığı. Yani akşam parlak ışığa maruz kaldığınızda uykunuz daha geç geliyor. Geç yattığınızda sabah işe gidiyorsanız işle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Duygu durum değişikliklerine neden olabiliyor. Işığa maruziyetin aslında zararı yok. Bunu düzgün bir şekilde kullanabilmek de önemli. Yani
saat 9'da 10'da yatan biri için aslında çok fazla hayatında bir önceki dönem yaşantıyla şu dönem yaşantı arasında çok ciddi bir değişim olmamıştır. Ama siz gece 2'ye 3'e kadar televizyon izleyip parlak ışığa maruz kalıyorsanız vücudunuza diyorsunuz ki dur, senin ihtiyacını ben vermeyeceğim, sen benim ihtiyacımı karşılayacaksın. Peki tam buradan devam edelim. Örneğin gece 2'ye 3'e kadar televizyon izliyorsak, 2'ye 3'e kadar ekran başındaysak, bilgisayarda bir şeyler yapıyorsak, çalışıyorsak ya da örneğin sosyal medyada geziyorsak. Şimdi en başta dediniz ya, uyuduğumuzda içeride bir şeyler oluyor. O hani kısa dönemlerde her birinde farklı şeyler gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de bilgilerin hafızaya atılması, depolanması, tutulması orada ve benzeri gibi. Şimdi böyle hep derler ya, sizden açıklamasını rica edeceğim. Mesela uykuya gitmeden tam önce ne yaptıysanız beyinde birazcık onlar dönmeye devam eder gibi. Eğer biz mesela o ekrana bakıp gittiysek, en son izlediğimiz video, örneğin mesela komik bir video izledik, zihnimizde o mu dönecek? Ya da böyle bilimsel araştırmalarla ilgili bir şey okuduk, zihnimizde o mu dönecek? Ne olacak? Uyku o konuda da seçici davranıyor. Yani çöp bilgi olarak tabir edeceğimiz bilgiler değil de daha çok emosyonel uyarılar, yani duygusal tepkimelerle oluşmuş bilgileri daha kolay alıyoruz. Yani televizyonda izlediğiniz bir bilginin hafızaya girme olasılığı, bir arkadaş ortamında edindiğiniz, mutlu bir ortamda edindiğiniz ya da üzüntülü bir ortamda edindiğiniz bilgiden daha iyi olmuyor. Güzel. Böyle bir seçiciliği var beynimizin. Yani bizi duygusal olarak etkileyen ortamlarda edindiğimiz bilgileri daha seçici mi davranarak Tabii. alıyor? Bu bilgilerin daha uzun süre kaybedilmediğini biliyoruz. Nereden anlıyoruz bunu? Demans hastaları bunun çok basit örneği. Emosyonel tepkilerle aldıkları bilgileri uzun yıllar boyunca bu hastalar unutmuyorlar. Peki uykusuzluk dediğimiz şey hastalıklarımızla çokça kesişen bir şey mi? Yoksa tetikleyen bir şey mi? Yoksa belli hastalıklarda daha fazla etkisini görüyoruz diyebilir miyiz? Ya uykusuzluk dediğimiz şey, yani insomnia olarak ele alırsak, bunun hastalıklarla, ilaçlarla, günlük yaşadığımız stresle, yakın dönemde yaşadığımız yoğun bir stresle ilişkisi olabiliyor. Bunun dışında bazı uyku hastalıkları direkt genel yani hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklara neden olabiliyor. Bir de bazı uyku hastalıkları bazı beyinde yıkımla giden hastalıkların öncülü olabiliyor. Ya, insomni genel olarak kişi yatar uyuyamıyorum ben. Yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor uyuyamıyorum şeklinde ifade edebilir. Bunun da alt tipleri var. Bunun dışında toplumda çok yaygın olduğunu bildiğimiz uyku apnesi. Tıkayıcı tipte ya da santral tipte uyku apnesi. Yine bir diğer hastalık REM uykusu davranış bozukluğu. Yine uykuda meydana gelen bir hastalık. REM uykusu davranış bozukluğu da özellikle Parkinson hastalığı, Lewy cisimcikli demans gibi hastalıkların öncülü olabiliyor. Yani yıllar öncesinde bunu yaşıyor hasta, sonrasında bu tür tanılar konulabiliyor. Peki o zaman şimdi birazcık daha böyle mevsimlere göre dedik. Mevsimden devam ediyor olsak, şimdi bu mevsim geçişleri bizim duygularımızı etkilediği söyleniyor. Hormonlarımızın etkilendiği söyleniyor. İşte psikolojik durumumuz, işte sabah uyanmamız, akşam yatmamız hepsinin etkilendiği söyleniyor. Uyku dediğimiz şey bu geçişlerden nasıl etkileniyor? Uykuyu başlatan ve sürdüren hormon melatonin. Hepimizin bildiği. Melatonin hormonunun da şöyle bir özelliğinden bahsetmiştik. Karanlıkta sentezleniyor. Yani gece sentezlenen, gözümüzü kapattığımızda sentezlenmeye başlayan bir hormon. Kışın erken hava karardığı için karanlığa maruziyet kışın daha fazla. Bu nedenle melatonin hormonunun sentezi artıyor. Bu da kışın daha erken uyuma ve daha geç uyanmamızı sağlıyor. Diğer taraftan yine mevsim geçişlerinde melatoninin arttığı kış aylarında özellikle diğer bir hormon serotonin, diğer bir nörotransmitter serotonin salınımının azaldığını biliyoruz. Serotonin azaldığında da özellikle kış mevsiminde karanlığa daha fazla, güneş ışığına daha az maruz kaldığımız dönemlerde yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi semptomlarımız daha çok artıyor. Peki o zaman bunlar bir manada mevsimle birlikte gelen ve hormonal olarak da bizde hani bu değişimlerle birlikte doğal şeyler mi? Yoksa biz bunlara rağmen yine de mesela bir şey yapmalı mıyız? Hani mesela diyelim çok erken uykumuz geliyor artık kış aylarında. Ama hani o uyku halini ötelemek ya da o uyku halini işte azaltacak bir şeyler yapmak doğru mu? Yoksa yine doğal akışta mı kalmak lazım? Yani doğal akışı bozmaya çalışsanız da bir süre sonra bu şeye benziyor. Bir dere yatağını değiştirseniz de mecbur kaldığında o dere yatağını geri alıyor. Yani siz istediğiniz kadar
parlak ışığa maruz kalın. Bunu hafif de olsa yaşayacaksınız. Tamamen ortadan kaldırmak çok kolay değil. Bunun dışında uykuyla ilgili başka hormonlar da var. Yani uykuyla ilişkili hormonlar. Bir diğeri de sirkadyen ritimli değişen, yani günlük ritmimizle değişen hormonlar var. Güneş ışığı ile bu hormonların salınımı da değiştiği için sadece serotonin değil, yani sirkadyen ritimli ilişkili hormonlar, diğer hormonların salınımında da değişim olduğu için burada yapılabilecek tek şey var. Uyku ve uyanma zamanını değiştirmemek. Yani bunun dışında yapılabilecek çok fazla ortadan kaldırabilecek bir uygulama literatürde yok. Peki sağlıklı bir uyku ya da yeterli bir uyku, ideal uyku dediğimiz şey kişiden kişiye değişiyor mu? Her birimizde farklı olabiliyor mu? İşte genetiğimiz, doğduğumuz çevre, büyüdüğümüz çevre, tüm bunları etkiliyor mu? Yoksa yine de mesela böyle ortalama saat aralığı veriliyor ya. Bu hepimiz için, örneğin mesela çocuklar için şu kadar, yetişkinler için bu kadar gereklidir gibi, hepimiz için geçerli mi? Uykuyla ilgili standart değerlendirmelerde 3 aya kadar olan çocuklar yaklaşık 16-18 saat günlük uyku uyuyorlar. 6. aydan sonra bu süre 12 saate kadar düşüyor. Normal yetişkinlerde uyku süresinin 4-11 saat olduğu biliniyor. Ama Türkiye toplumunda da toplumun %75'inin ortalama uyku süresi 7-8 saat. 4 saat uyuyanlar da var ama 6 saatin altında uyuyan kişi sayısı toplumda %10 civarında. Yani biz aslında çoğunlukla normal uyuyoruz. Eskiden ben de böyle düşünürdüm. Yani 8 saat yerine 4 saat uyuduğunuzda günlük 4 saat kazanırsınız. Ama bu kişiden kişiye genetik olarak kodlanmış bir durum olduğu için bunu değiştirmek çok mümkün gözükmüyor. İleri yaşa geldiğinde ise, ileri yaşta çok sık gördüğümüz uykusuzluk, ben uyuyamıyorum diye gelir. İleri yaşta uyku ihtiyacı azalıyor. Yani 4,5-5 saatler yetmeye başlıyor ileri yaşlarda. Bu insanlar ısrarla 8 saat uyumaya çalıştıklarından ben uyuyamıyorum diye doktora başvuruda bulunabiliyorlar. Aslında uyku ihtiyacı azaldı. Evet. Mesela hormonlarla da ilişkili mi yine bu durum? Mesela melatonin daha mı az salgılanıyor yaş aldıkça? Ya onunla ilgili bir çalışma görmedim ama yani bir mantığı var. Yani yaş ilerledikçe uyku ihtiyacı azalıyor. Bu şeyle de ilişkili olabilir. O zaman daha az uyuyacağız. Buyurun. Bir şeye sahip olmadığınızda onu çok istersiniz. Yaşlılıkta en çok sahip oldukları şey zaman olduğu için uyku ihtiyacı azalıyor herhalde. Çalışanlar için de aynı şekilde, biraz daha uyusam daha ön planda olduğu için herhalde bu durum ortaya çıkıyor olabilir. Anladım. Peki şimdi bazen çok güzel uykular uyuduğumuzu hissediyoruz. Mesela sabah uyandığımızda çok dinlenmiş hissediyoruz. Ya bu gece çok güzel uyudum diyoruz. Mesela hiç uykum bölünmedi diyoruz. Bazen de uykularımız bölünüyor. Sabah uyandığımızda böyle bitkin hissediyoruz. Kaç saat uyumuş olmamıza rağmen hala bir yorgunluk hissi oluyor. Tüm bunlar neyle ilişkileniyor daha çok? Şimdi burada iki şeye bakmamız lazım. Bir, sistemik hastalığınız yoksa, bir duygusal bir sıkıntı yaşamamışsanız öncesinde ya da uykuyla ilgili bir takıntınız yoksa, tamamen sağlıklı bir bireyden bahsediyorum. Yattığınız yatak gayet ideal bir yataksa, bunu bu şekilde iyi uyuyorsanız, bir sıkıntınız yoksa gayet güzel. Her şey normalken sabah gündüz artmış yorgunlukla, gündüz artmış uykululukla uyanıyorsunuz. Dinlenmemiş bir uyku, böyle yoğun bir terleme var ise, o zaman kişide uyku hastalığı, altta yatan bir uyku hastalığını araştırmak gerekebiliyor. Türk toplumunda çok sık gördüğümüz uyku apnesi, gündüz artmış uykululuk yapar, dinlenmemiş bir uykuyla uyanır kişi, horlama olduğundan bahseder, uykuda nefes durmalarından bahseder ama çok dikkat edilmediği için çok fazla gözden kaçan bir durum. Türk toplumunda boyun kısadır. Boyun kısa olduğu için solunum yollarının tıkanmasına bağlı uyku apnesi çok sık gördüğümüz bir hastalık. Bunları araştırmak gerekebiliyor. Yine gece belki REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz bir durum yaşıyor kişi ya da uykuyla ilgili başka bir problem yaşıyor. Ona bağlı olarak uyuyamadığını sabah ifade edebilir. Peki uyku için herhangi bir hazırlık gerekir mi? Daha doğrusu uykuya gitme vaktinden önce. Mesela vücudumuz zaten bir şeyler yapıyor. Bize hani o sinyalleri yolluyor. Artık uyuyabiliriz. Bak hava karardı, şöyle oldu, böyle oldu. Hormonlar değişiyor. Peki biz bunun dışında özellikle mesela uykuya dalma noktasında mesela bazı kişiler çok ciddi sıkıntısı olduğunu söyleyebiliyor. İşte belli çaylar içilmesi söylenebiliyor ve benzeri. Bu konuda mesela uykuya insanı böyle daha hazırlayacak, daha rahatlatacak, dışarıdan yapılabilecek şeyler neler olabilir? Şimdi
Bir kişi yatağa gittiğinde 15 dakika içinde uyuyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama uyuma süresi uzadıysa, uykuyu başlatmada süre uzamaya başladıysa o kişilere tabii ki önerilerimiz oluyor. Birincisi yatak odasını uyku dışındaki aktivitelerde kullanmamak çok önemli. Yani bazıları yatak odasına televizyon koyabiliyor, telefonla, tabletle vakit geçirebiliyor. Yani yatak odasını öncelikle uykuyla ilişkilendirmek gerekiyor. Bunun dışında yatmadan 5-6 saat önce ben daha geç saatlerden başlamak üzere alkol, sigara, kahve gibi şeylerden uzak durmalarını, yine televizyon izlememelerini öneriyorum. Özellikle hareketli bir film izlediğinde yatağa başını koyduğunda sürekli gözünün önünde o filmin sahneleri geçmesin diye buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında melatoninin karanlıkta salındığını söylemiştim az önce. Yine melatonin salınımını artırıp uykuyu başlatmak için uyku gözlükleri kullanması fayda sağlayabilir. Bunun dışında bu benim merak ettiğim şeydi. Çok affedersiniz. Şimdi bir ortam karanlığı var. Bir de biz hani ortam tam karanlık olmasa da hani o uyku şeyleriyle karanlık imajı veriyoruz vücudumuza. Biz onu taktığımızda yine o karanlık gibi mi algılıyor? Evet, kesinlikle. Ha. Beyne burada ışık yok. Aha. Melatonin salgılayabilirsin şeklinde uyarı vermesini sağlıyor. Hı-hı. Yine uyku için egzersiz, günlük egzersiz öneriyoruz ama yatmadan 4 saat öncesinde ağır egzersiz kesinlikle önerdiğimiz şeyler değil. Bunun dışında hasta yatağa gitti. Eğer ki uyuyamıyorsa 15-20 dakika içinde yataktan çıkmasını, loş bir odada vakit geçirmesini ve uykusu geldiğinde tekrar yatmasını öneriyoruz. Kesinlikle. Orada zorlamasın yani. Bir saat yatakta direnmesin diyorsun. Tabii. Yani şey var, uykuyla ilgili çok genel bir tanım var. Yani uyumanın en kolay yolu uykuyu kafaya takmamaktır. Ki psikofizyolojik, çok şeyde olduğu gibi. Tabii psikofizyolojik insomni de böyledir. Yani kişi ben zihnimi kapatamıyorum, uyuyamayacağım diye bir takıntı halindedir. Siz ısrarla onu tutarsanız o noktada bu şey oluyor, yani bir tutuşma oluyor. Bir yangına dönüyor, çok basit bir durum. Bunun dışında uykuyla ilgili ilaçları da eğer ki hastanın haftada 3 gün uyuyamama şikayeti varsa ve bir aydır bu devam ediyorsa yine bu şekilde bir tedavi önerebiliyoruz. Tabii sistemik hastalıklar da uyku bozukluğu yapabiliyor. Yani vücudunda yaşadığı bir ağrı da uyku kalitesini bozabiliyor. Böyle bir durum var mı, onu anlamak gerekiyor. Onu uygun şekilde tedavi etmek gerekiyor. Tüm bunlara rağmen dediğim gibi her şey olmazsa, fayda görmezse tıbbi tedavi bir çözüm olarak aklımıza geliyor. Bunun dışında bir hani ben deneyimim olmamasına rağmen paylaşmak istiyorum. Yani literatürü gördüğüm bir kedi otu kullanıldığını, uykudan yatmadan yarım saat önce kaynatılıp çay şeklinde kullanıldığında tabii görüyoruz ama hiçbir tecrübem bunda yok, onu da belirteyim. Peki biraz önce söylediğiniz zaman biraz daha detaylandıralım istiyorum. Örneğin dediniz hani haftada 3 gün uyuyamıyorsa ya da uyku sıkıntısı yaşıyorsa hani yapılabilecek bir şeylere bakılabilir. Bu mudur hani durumun biraz daha hani sıkıntılı olduğunu gösteren bir şey? Mesela kendimizi takip etmek için örneğin diyelim. Hani ben zor uykuya dalıyorum, bunu mesela bir sıkıntı olarak görebiliyorum. Ama bu zoru tam nasıl tanımlıyorsunuz siz mesela alanınızda? Ya da 3 gün müdür mesela asıl? Mesela 3 gün uyku problemi yaşıyorsam ki bu problem nasıl bir problem mesela? Şimdi uyku problemini 5 aşamalı olarak değerlendirebiliriz. Buyurun. Uykuyu başlatmada zorluk, uykuyu sürdürmede zorluk, sabah erken uyanma, sabah dinlenmeden uyanma veya uyku süresinin kısa olması. Yani bu 5 sorunu hasta bize dile getirebiliyor. Burada hastanın dile getirdiği sorunu değerlendireceğimiz ölçekler var. Bunları kullanabiliyoruz ya da hastadan iyi bir anamnezle olayın neden kaynaklandığını öğrenebiliyoruz. Yani uyumsal insomni dediğimiz bir uyku uyuyamama durumu var. Buradaki mantık şu: yakın dönemde yaşanmış bir stres var. Bu stres faktörüne bağlı kişi uyuyamadığını ifade ediyor. Bunlar genellikle o stres ortadan kalktığında daha kolay çözülebilen durumlar. İkinci bir insomni şekli psikofizyolojik insomni dediğimiz durum. Bu kişiler zihnini kapatamadığını ve bu nedenle uyuyamadığını söylüyorlar. Bunlar da süreç biraz uzamış oluyor genellikle. Birkaç aydır devam ediyor, belki birkaç yıldır devam ediyor. Bazı şeyleri deniyorlar ve uyuyamadıklarında artık ben rahat uyuyamayacağım diye çok kalıplaşmış bir düşünceleri oluyor.
Bunları tedavi etmek gerçekten zorluyor bizi. Üçüncü bir yine uyku uyuyamama durumu var. Paradoksal insomni. Kişi uyku uyuyamadığını ifade ediyor ama gayet güzel uyuyor. Ya öncelikle hastanın... Bir dakika, o nasıl oluyor? Ya ben uyuyamıyorum diyor kesinlikle. İşte gece uyuyamıyorum şu kadar sürüyor veya sabah hiç düzgün uyuyamıyorum. 2-3 saat uyuyorum gecede diyor ama... Ama baktığınızda uyumuyor. Evet. Uyuyor ama uyumadığını mı? Yanlış algılanması, uykunun yanlış algılanması olarak değerlendirebiliriz. Farklıymış bu da. Evet, aslında gayet güzel uyuyor kişi ama bununla ilgili böyle bir düşüncesi var. Bunu önce dokümante edip neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Mesela kişi geliyor, ben diyor sabah yorgun kalkıyorum, hiç uyuyamıyorum, gece uykum kötü. Şey bu, şikayet bu. Sorguluyorsunuz. Çok net gündüz artmış uykululuğu var, gece sık terlemesi var. Yakın eşine soruyorsunuz ya da yakın odada yatan birine. Gece çok horluyor, biz yan odadan bile duyuyoruz diyor. Bu kişinin mutlaka tedavi olması gerekiyor ve bunu ilaç tedavisi değil, cihaz destekli tedavilerle bunu çözebiliyoruz. Yani aslında uyuyor ama rahatsız bir uyku geçirdiği için uyumadığını, evet, uyuyamadığını düşünüyor. Ya paradoksal insomni de böyle. Yani her şey normal ama uyuyamadığını söylüyor. Uyku apnesinde durum biraz daha farklı. Kişi gecede farkına varmadığı belki onlarca, yüzlerce mikro uyanma, mikro arousal dediğimiz durumları yaşıyor. Bu kişilerde tedavi verdiğinizde ertesi gün veya birkaç gün sonra geliyorlar kontrole, şey diyor ya, ilk kez ben hayatımda bu gece uyudum. Çok iyi. O kadar net bir uykuda düzelme oluyor. Farklılık ve düzelme olabiliyor. Kesinlikle. Peki Osman Bey, devam edeceğiz ama şimdi efendim güzel bir VTR'miz var. Buyurun hep birlikte izleyelim. Uyku ve gördüğümüz rüyalar başlığıyla ilgili VTR'miz şimdi ekranlarınıza gelecek. Ardından biz buradayız, sohbetimiz devam edecek. Yaşamımızın neredeyse üçte birini geçirdiğimiz uyku ve rüyalar, insanoğlunun en fazla merak ettiği konuların başında gelir. Rüyalar, biz uyurken zihnimizde meydana gelen imgeler veya aktivitelerdir. Uykunun herhangi bir aşamasında rüya görebiliriz. Ancak en canlı rüyalarımız tipik olarak hızlı göz hareketi uykusu, yani kısa adıyla REM uykusunda gerçekleşmektedir. Rüya gördüğümüzde ortaya çıkan beyin aktivitesi, uyanık olduğumuzda deneyimlediğimiz hafızayı işleyen beyin aktivitesine benzemektedir. Rüya 30 saniyeden 4 dakikaya kadar çeşitli sürelerde görülebilir. Sabah kalktığınızda muhtemelen en son gördüğünüz rüyayı hatırlarsınız. Ayrıca ders çalıştıktan sonra uyunduğunda REM uykularının arttığı da görülmüştür. REM evresi öğrenmeyi de sağlamaktadır. Ders çalışıp uyursanız bilgiyi hafızaya kaydetmiş olursunuz. Bu sebeptendir ki travmatik olaylardan sonra uyumak önerilmez. Çünkü REM evresi öğrenmeyi sağlayarak bu kötü olayın ileride hatırlanma ihtimalini artırmaktadır. Evet efendim, devam ediyoruz yayınımıza. Günün konusu uyku demiştim. Uykuyu konuşuyoruz. Mevsimlerdeki geçişler neler oluyor? Uyku düzenimiz, uyku bozukluklarımız, uyku nasıl bir ihtiyaç? Hepsini detaylandırıyoruz bugün yayınımıza. Yayınımızın sonuna kadar devam edeceğiz uykuyu konuşmaya. İlk bölümümüz için biraz daha vaktimiz var. Burada Osman Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. Siz de bizlere bu konuyla ilgili merak ettiğiniz her türlü soruyu Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızdan ve ilgili WhatsApp numaralarımızdan ulaştırabilirsiniz efendim. Biraz daha burada bu sohbetimiz devam edecek. Evet. Osman Bey, şimdi uyku nedir dedik, uykudaki yaşanan sıkıntılar ve benzeri hepsini böyle çokça güzel değerlendirdik aslında bu kısma kadar. Bir de şunu sormak istiyorum, şimdi biz hep uykusuzluk gibi bir kısmı konuştuk ama bir de böyle uykuya çok düşkün olma hali var. Hatta kontrolsüzce uyuma da diyebiliriz belki, mesela otururken insanların hani böyle bir anda uyku haline geçebiliyorlar. Hani biz dışarıdan bakınca çok yorgun herhalde falan diyoruz ama genelde böyle mi oluyor? Ne der mesela bu aşırı uyuma hali ya da aşırı uykuya düşkünlük halini nelerle yorumluyorsunuz? Gündüz artmış uykululuk, biraz önce bahsetmiştim, uyku apnesinde çok sık gördüğümüz bir durum. Özellikle ev hanımlarının böyle mevlüte gidince içim geçiyor, uyuyakalıyorum şeklinde yakınmaları çok oluyor. Sessiz bir ortamda bir süre kaldıktan sonra kişi uykuya geçebiliyor. Bu uyku apnesiyle ilişkili olabiliyor, idiopatik hipersomni olabiliyor. Bir de bunun hastalık boyutu dediğimiz, ciddi bir hastalık boyutu dediğimiz narkolepsi durumu olabiliyor.
Narkolepsi dediğimiz şey de artmış uykuluk. Yani kişi normalde 15 dakikada 15 dakika içinde uykuya dalmıyor da 5 dakika içinde uyuyabiliyor oturduğu yerde. Hatta o sırada rüya da görebiliyor. Ve bu kişiler gün içinde 15-20 dakika uyuyorlar durdukları yerde ve dinlendirici de bir uyku yaşıyorlar. Bundaki temel sorun da şu, beyinde hipokretin denilen bir hipokretin üreten hücrelerde yıkım var. Bunun düşüklüğüne bağlı da bu sıkıntıyı yaşıyor bu insanlar. Bu narkolepsi dediğimiz durumdaki hastalarımıza idiopatik ve hipersomninin dışında, yani aşırı uyumanın dışında, bu kişiler uyku paralizi yaşayabiliyorlar. Uykuya dalma sırasında halüsinasyon görebiliyorlar. Ve bazılarında da katapleksi dediğimiz ani bir duygusal tepkiyle ortaya çıkan ani kas tonusu kaybı yaşanabiliyor. Uyku paralizi dediğimiz durumda şu, programın başında bahsetmiştik, uykunun evreleri var. Hızlı göz hareketlerinin olduğu evrede kişinin uyanması dediğimiz, halk arasında da karabasan denilen durum. Karabasan teknik olarak kişinin REM döneminde, yani rüyanın bol görüldüğü dönemde bir anda uyanması. O dönemde uyandığında kişi kolunu, bacağını hareket ettiremiyor. Bunun nedeni de şu, biz rüya görürken zarar vermeyelim, o rüyayı gerçek hayatta yaşamayalım diye hızlı göz hareketlerimiz var. Kalbimiz çalışıyor, solunumumuz çalışıyor ama çizgili kaslarımız, ekstremite hareketlerimiz o sırada atoni durumda, felç durumunda biz rüyayı hareketsiz bir şekilde yaşayabiliyoruz. Kişi o sırada uyandığında kolunu bacağını hareket ettiremiyor ve müthiş bir korku yaşayabiliyor. Ben bunu yaşadım bir kez, o yüzden çok iyi anlayabiliyorum. Ama peki bilinç tam yerinde? Evet. Osman Bey, yani mesela bir gözünüzü açıyorsunuz, bilinciniz yerinde, dünyada olduğunuzu biliyorsunuz, rüya olmadığını biliyorsunuz ama yine de kıpırdayamıyorsunuz. Evet. O açılma olana kadar kıpırdayamıyorsunuz, öyle mi? Tekrar uyuyabiliyor musunuz? O da olmuyor sanki. O korkuyu ilk kez yaşayanlar özellikle uyumakta zorlanıyorlar. O sırada herhangi bir dışarıdan müdahale olduğunda zaten her şey normale dönüyor. Aslında bir uyku evresinde, yaklaşık 10 dakika süren bir evrede uyanma durumu bu yaşadığımız şey. Anladım. Peki bir de şöyle şeyler var. Mesela örneğin dediniz ya, hani uykuya, yani yatağa gittiğimizde 15 dakika içerisinde uyumayı bekleriz. Şimdi bazen de kişiler, hani kendimize alıştırıyor muyuz ona bilmiyorum ama mesela televizyon karşısında uyuma halleri ya da örneğin işte ben ya bir şey çalarken daha iyi uyuyorum. Hani bir şekilde kendimizi buna alıştırdığımız için mi vücut onu istiyor? Yoksa bu aslında yani olmaması gereken bir şey ama biz kendimizi ona inandırıyor muyuz? Nasıl oluyor? Şimdi bunu bebekler üzerinde bahsedersek daha iyi olacak. Genellikle çocuklukta gördüğümüz davranışsal bir insomni şekli bu. Yani çocuk sallandığında uyur, bebek sallandığında uyur, ona alıştırılır ve hep öyle uyur. Aslında bu durumun erişkinlikteki hali diyebiliriz yaşadığımız şey. Bazıları televizyon izleyerek uyumaya alışmıştır ve onu bir sürekli yaşamak istediği bir durum olarak ister. Bazıları küçük bir hayvan, peluş hayvana sarılarak uyur. Yani bu biraz şeyle, kendi çabamızla oluşturduğumuz bir mit aslına bakarsanız. Peki doğru değil mi? Yani bundan uzaklaşmamız mı lazım? Ya uyku kalitesini bozmadığı sürece bir önemi yok. Ama siz uyuyamıyorum diye sürekli buna bağımlı olduğunuzda, bunun olmadığı bir ortamda uyku kaliteniz bozulacağı için risk oluşturabilir. Peki uyku evrelerinden bahsettiniz. Biz ortalama hani 90 dakikalık periyotlar demiştiniz zannediyorum. Şimdi burada bizim en derin uyuduğumuz, böyle en şey uyku halini hissettiğimiz yoğun REM dediğimiz dönemler mi? REM dönemi genellikle rüyaların olduğu dönemdir. Bizim hafızamızı güçlendiren ve en faydalı kısmı olarak görüyorum ben yavaş dalga uykusudur. Yavaş dalga uykusunda gerçekten potansiyelize olur ve hafızamız güçlenir. Öğrendiğimiz bilgileri hafızada kalıcı hale getiririz. Peki bu dönemlerde bozukluk olduğunu anlayabilir miyiz ya da bu dönemlerinde REM bozukluğu diye tanımlanan durumu olan kişilerdeki sıkıntılar neler oluyor? Uykuda REM uykusu davranış bozukluğu gerçekten anlamlı, yani bu dönemler içinde o REM dönemine spesifik ve non-REM dönemi dediğimiz REM dışı döneme spesifik hastalıklar var. Non-REM parasomnileri dediğimiz ya da REM parasomnileri dediğimiz. Non-REM parasomnileri
ile ilgili sıkıntılar, işte uyku teröridir, konfüzyonel uyanmadır, uykuda yürümedir, bunları görebiliyoruz. REM döneminde ise en sık gördüğümüz REM uykusu davranış bozukluğu ve en önemlisi diyeyim, daha doğrusu en sık demeyeyim. REM uykusu davranış bozukluğunun önemi şu: bir kişide Parkinson hastalığı çıkmadan yıllar önce bu durum yaşanmaya başlayabiliyor. Ya da Lewy cisimli demans başlamadan yıllar önce bu durum ortaya çıkabiliyor. REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz şey de şu: uyku paralizisinde uyandığında kişi hareket edemiyor. Hı hı. Bu bir hastalık. Bunun tam tersini düşünün. REM döneminde atoni yok. Yani kaslarınız hareket edebiliyor ve rüya görüyorsunuz. O sırada hırsız kovalarken eşinin boğazını sıkan hastalarımız oluyor. Hı hı. Ya da biriyle kavga eden genellikle böyle bizar, belirgin rüyalar görür. Hı. Ve o rüyayı yaşar kişi. REM uykusu davranış bozukluğu dediğimizde bu, o REM dönemindeki o kaslardaki felç durumunun ortadan kalkması. Peki bu, neden oluyor, nasıl oluyor bu? REM uykusu davranış bozukluğunu genellikle hasta yakınları fark eder ve bize getirirler. Gece benim boğazımı sıktı ya da tuhaf hareketler yapıyor. Hı. Vuruyor, kırıyor, bir şeyler yapıyor falan diye. Konuşma da aynı şekilde mi? Uykuda mesela konuşur ya bazı insanlarda. Mesela uyku halinde konuşuyor ama uyandığında yo öyle mi oldu filan diyor mesela. Evet, o uykuda yürüme, uyku terörü, konfüzyonel uyanma non-REM döneminde görülebiliyor. Uykuda konuşmalarda görülebiliyor. Hı. Bunlar çok yaygın gördüğümüz durumlar. Ama bunların çok fazla kişinin hayatını etkilemediğini biliyoruz. Hı. Ama REM uykusu davranış bozukluğu olduğunda hem partnerin hayatı etkileniyor hem de bunun devamında çok ciddi bir hastalık çıkabiliyor. Peki bu tedavi yöntemi bunun nedir? Bir de çok sıklıkla görülüyor mu? Onu merak ediyorum. Şimdi partnerinin Allah korusun boğazını sıkmak ya da kendine zarar vermek. Mesela dediniz ya uykuda hani kendimize de zarar vermeyelim diye aslında kaslarımız hani yarı felç durumuna ya da felç durumuna evet. geçiyor. Hani burada kendine de zarar verebilir, partnerine de zarar verebilir. Bununla ilgili hani bu çok sık görülen bir şey mi? Genetik falan geçişte olan hani daha ziyade bir hastalık mı ve tedavisi için neler yapıyorsunuz? REM uykusu davranış bozukluğu genellikle nörodejeneratif hastalıkların öncülü olarak görüyoruz. Yani bizim için anlamlı olan kısmı o. Eğer ki bir nörodejeneratif hastalık varsa önünde erkenden tedbir ve tedavilerini almak çok akıllıca bir seçenek oluyor. Ama REM uykusu davranış bozukluğu altta yatan böyle bir hastalık olmadan da ortaya çıkabiliyor. Tedavisinde de iki ilaç ön plana çıkıyor. Birisi klonazepam, bir benzodiazepin. Diğeri de uykuyu başlatan hormonumuz olan melatonin. Hı-hı. Bu ikisiyle tedavi sağlıyoruz. Hı-hı. Peki Osman Bey, izleyicimizden gelen bir soru var. Size onu yönelteceğim, ardından devam edeceğiz. Şimdi izleyicimiz sormuş, kızı için 8 yaş. Yaşında kızım gece 12'den önce uykuya dalamıyor. Uykusu çok ağır. Sabah da çok zor uyanıyor. Uyandırmasak kendi kendine 12'den önce uyanmıyor. Yani 12'ye kadar devam ediyormuş. Yatağa çok erken girse de uyuyamıyor. Doğduğundan beri böyle demiş. Şimdi bu çocuklar da öncelikle kaç yaşın yaşına göre yaşına göre değerlendirdiğimizde çocuklarda en sık bu uzun süre uyuma, dinlenmeden uyuma hali uyku apnesiyle ilişkili olabiliyor. Yani çocukta büyük bir bademcik ya da geniz eti varsa bu da uykusunu bozabilir. Gece horlamasının olup olmaması önemli. Hı. Eğer ki gece horlamaları varsa bu açıdan değerlendirmek gerekiyor bu yaştaki bir çocuğu. Peki tüm bunlarla birlikte biz uyku sağlığımızı korumak için örneğin hani ben az çok uykumun düzenli olduğunu düşünüyorum. Mesela siz anlatırken ben hepsini mesela kendimde şey yapmaya çalıştım. Hani karanlık ortam sağlamaya çalışırım. Zaten çok ışık olursa uyuyamam. 15 dakikaya kadar dalıyorum zannediyorum. Ama mesela tüm bunlarla birlikte herhangi bir sorun yok diyelim uykumuzla ilgili. En azından fark ettiğimiz, etrafımızın fark ettiği bir sorun yok. Yine de biz uyku sağlığımızı korumak adına ya da uykumuzu daha kaliteli hale getirebilmek adına bir şeyler yapabilir miyiz? Burada uykuyu bozacak durumlardan uzak durmak bizim için en sağlıklı yol olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde kahve, çay tüketimi, alkol tüketimini azaltmak önemli bir çözüm olabilir. Mesela bazı kişiler uyku uyumak için alkol kullanıyorlar. İlk başlarda fayda ediyor ama sonrasında
rebound etkisiyle uykuyu daha kötü bozduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunlardan uzak durmak bir seçenek olabilir. Bunun dışında sistemik bir hastalığı varsa, yani basit bir baş ağrısı bile zamanla ilerleyerek uyku kalitesini bozabiliyor. Gerilim tipi baş ağrısında ilerleyen dönemlerde uyku bozukluğu görüyoruz. Eğer ki böyle bir hastalık varsa bunların tedavi edilmesi bir seçenek olabiliyor. İlaçlar yine uyku kalitesini bozabiliyor. Reflü varsa uyku kalitesini bozabiliyor. Buna dikkat etmek için akşamları ağır yemeklerden kaçınmak bir çözüm yolu olabilir. Yattığı odanın sessiz ve aydınlık olmamasına dikkat etmek yine bir çözüm olabilir. Yattığı yatağın uyku kalitesini bozmayacak bir konforda olmasına dikkat edebilir. Peki Osman Bey, sorularımız var, ileteceğim ama öncesinde bu söylediklerinize ek olarak sormak istiyorum. Başlarda konuşmuştuk. Örneğin eskiden hani gün doğumuyla birlikte uyanma, vücut çünkü ışık görünce uyanma vaktinin geldiğini ya da hava karardığında uykuya geçmeyi artık yavaş yavaş fark ediyor. Ve aslında şöyle şeyler de duyuyoruz. Hani doğal uykuda vücut aslında uykuyu yeterince aldığında uyandırır zaten. Hani uyanırsınız artık. Ama biz artık o çok hani doğal uyanma hallerinde yaşayamıyoruz. Genelde hep saatlerimiz kurulu. Sabah alarmla uyanıyoruz. Mesela o alarmın çaldığı an bizim REM'de olduğumuz an olabilir mi? Ya da bu alarmla sürekli uyanma hali bizi negatif etkiliyor mu? Bir de mesela telefon ve benzeri uyuduğumuz odada olmaması gerekir dediniz. Çoğu zaman alarm için telefonu kullanıyoruz. Bu da sıkıntı mı? Neler söylersiniz? Sonra birkaç soru var, onlara edeceğim. Şimdi uyku da aslında bizim sirkadiyen ritmimizle oluşturuluyor. Yani melatonin de etkisi oldu. Yani kaçta yatacağımız, kaçta kalkacağımız vücut saatinde kodlanmış durumda. Biz eğer ki her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya alışkanlık haline getirmişsek bir problem olmayacaktır. Ama hafta sonu mesela ısrarla biz birkaç saat daha uyumaya çalışıyoruz. Evet. Teknik olarak o saatlerde uyumuyoruz. Gözlerimiz kapalı ama çok ciddi, kaliteli bir uyku uyuyamıyoruz. İşte hafta içi de, hafta sonu da aslında bizim vücudumuzun, zihnimizin ihtiyacı olan uyku saati aynı. Hatta belki tam tersi kötü bir şey yapıyoruz. Normalde mesela 8-9'da alıştığımız için vücut uyanıyor 8'de ama biz biraz daha dinleneyim diyoruz. İki saat daha katıyoruz, daha da kötü bir hale geliyoruz belki. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bazı, yani işten bahsettiniz, hakikaten işe gidiş saatleri çok erken olan, çok erken saatte işe giden insanlar var. Bunların uyku eksiği var. Yani hafta içinde normalde uyku saati 7 saat ama 6 saat uyuyarak işe gidebiliyor. Bunların ya uyku saatini erkene çekmeleri gerekiyor. Bunu yapmadıklarında da genellikle hafta sonu biraz daha uyuyarak o açığı kapatmaya çalışıyorlar. Uyku ihtiyacımızı mutlaka zihnimizin ihtiyacı olan uykuyu mutlaka biz alıyoruz. Yani onu çok eksiltme şansımız yok. Güzel. Peki telefonları alarm olarak kullanma durumu? Şöyle. Mümkün olduğunca kaçalım mı, yoksa kapattığımızda ya da uçak modunda ve benzeri çok da sıkıntı olmaz mı? Sağlıklı bir şekilde uykusu olan bir insan alarm kurmadan da uyanabilir ve şaşırtıcı derecede saat hep aynı olur. Gerçekten. Deneyelim mi? Korkuyorum ama deneyelim. Genellikle aynı saatte uyanır. Yani vücudumuz kalkma saatinin geldiğini kişiye bildirir ve uyandırır. Muazzam. Benim anneannem mesela her gece teheccüde istediği vakitte uyanıyordu. Anneanne nasıl yapıyorsun diye şaşırırdım ama dediğiniz gibi vücut demek ki alışıyor ve o saatte direkt uyanırdı. Biz alarm kurduğumuzda birazcık o görevi alarma veriyoruz herhalde. Evet, sanırım onu veriyor olmak da bizi biraz daha rahata sevk ediyor. Peki izleyicimiz sormuş, Semiha Hanım demiş ki başımı yastığa koyduğum gibi uyuyorum ama boğularak uyanıyorum ve çok horluyorum. İşte o horlama mı neden oluyor acaba? Hisse, boğularak uyanmaya. Bu tanıklı apne dediğimiz durum, yani o boğularak uyanıyorum dediği gece uykuda nefesinin durması durumu. Bu kişiler gecede 5'ten fazla, yani saatte 5'ten fazla gece boyunca uykuda nefes durması ya da parsiyel tıkanma dediğimiz bir durum yaşıyorlar. Apne ve hipopne yaşıyor olabilir. Burada eğer ki ciddi düzeyde yaşıyorsa bunun için gerekirse cerrahi tedaviler, eğer cerrahi ihtiyacı yoksa da cihaz destekli tedavilerle sorun ortadan kalkabilir. Mutlaka tedavi olması gerekiyor bu hastaların. Çünkü uyku apnesi olan kişi tedavi olmazsa eğer ilerleyen dönemde hipertansiyon, diyabet için 3-5 kat yatkınlığa sahip oluyorlar. Kalpte ritim bozuklukları, serebrovasküler olay ve damar tıkanıklıklarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki, yani öyle basit alınacak bir durum değil uykuyla ilgili sıkıntılar.
Diğer bir izleyicimiz sormuş eşi için. Uykuda çok fazla sayıklıyor ve horluyor. Sabah kalkınca da yorgun ve bitkin oluyor. Acaba neden olur demiş ama aslında belli işte o horlamalar ve benzeri sanıyorum değil mi? Uyku yani, apnesi var muhtemelen. Hı hı. Uyku apnesi var, iyi uyuyamıyor. Peki. Bir diğer sorumuz demiş ki oğlum 11 yaşında hafızlık yapıyor ve sürekli uyuyor. Derste uyuyor, evde uyuyor, otobüste uyuyor. Ders çalışırken 5 dakika sonra uyuyakalıyormuş. Hastaneye götürdüğünde vitamin eksikliği olabilir dediler. Başka ne yapabilirim diye sormuş. Ya anlattığı hikaye 5 dakika içinde uyuyor, hızlıca uykuya dalıyorsa narkolepsi dediğimiz durum da olabilir. Ya da idiopatik hipersomni durumu da olabilir bu çocukta. Mutlaka bir nöroloğun görmesini öneririm. Peki bir diğer sorumuzda izleyicimiz demiş ki uyku kalitesini bozan gece terlemesinin sebebi nedir? Tedavisi için ne yapılabilir? Gece terlemesi de uyku apnesinin bir belirtisi aslında bakarsanız. Kişinin solunum yollarında tıkanıklık olması nedeniyle gece zorlanarak nefes alıyor. Bu da özellikle boyun bölgesinde terlemeyle vücutta vücudun tümünde oluyor ama boyun bölgesinde daha tipik bir terleme oluyor bu kişilerde. Hatta yaz aylarında sabahları yastığın ıslak olduğundan şikayet ediyor bu hastalar. Yine uyku apnesi yönünden değerlendirmek gerekebilir bu kişiyi de. Hocam bir diğer sorumu son soru olarak yönelteyim. 10 yaşında kızım uykusunu alamadığında ve düzenli bir şeyler yemediğinde stres ve sinirlendiği zamanlarda çok ciddi baş ağrısı oluyor. Kusma olabiliyormuş. Karanlıkta uyuyor, bir süre sonra geçiyor diyor. Migren olabilir mi? İhtimal var mıdır diye sormuş. Ya anlattığı şeyde ağrı karakterini de bilmek gerekiyor. Ama migrende, çocukluk çağı migreninde özellikle siklik kusma eşlik edebiliyor. Aralıklı kusma periyotları eşlik edebiliyor. Değerlendirmeden yorum yapmak zor tabii bu haliyle. Peki nöroloji görünmeleri lazım? Evet, nöroloji tarafından değerlendiriliyor bu çocuklar. Peki Osman Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayındı. Uykumuzu inşallah bu yayın sonrası biraz daha kaliteli bir seviyeye taşıyabiliriz. Çok kıymetli anladık bir kez daha bu yayının sonunda da uyku dediğimiz şey. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet efendim böylelikle ilk bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. İkinci bölümde devam edeceğiz. Uyku kalitemizi artırabilecek besinler nelerdir? Uykumuz güzel bir uyku için yediğimize içtiğimize nasıl dikkat etmeliyiz? Birazdan ekranlarınızda olacağız konuğumuzla birlikte. Şimdi bir sokak röportajımız var. Buyurun hep birlikte izleyelim. Uyku alışkanlıklarımız nasılmış? Günde kaç saat uyuyormuşuz? Sorduk bakalım ne cevaplar almışız? Ardından biz buradayız. İkinci bölümümüzde devam edeceğiz. Efendim uyku alışkanlıklarınız nasıldır? Günde kaç saat uyuyorsunuz? Kaç saat uykunun ardından kendinizi iyi ve dinç hissediyorsunuz? Günde 8 saat uyuyorum. 8 saat uyuduğumda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Daha fazla uyuduğumda günüm daha böyle motivasyonum düşük oluyor. Yani 8 saat idealdir. Peki şöyle söyleyeyim, uyku konusunda yaşadığınız bir probleminiz var mı? Yok, uyku konusunda bir problem yaşamıyorum. Bazen şeyden düşüyorum, yataktan düşüyorum, çok uyuyorum. 7'de yatıyorum, 8'de sabah 7'ye kadar yatıyorum. Günde 6 saat uyuyorum ama kafama bir şey taktığım zaman uyuyamıyorum. 6 saatlik uyku size yetiyor mu? Yetiyor, bazen 8'de uyuduğum oluyor. Ama uyku sorunum yok. Şey değilim yani öyle, takıntılı biri değilim ama bazen bazı duygusal şeylerde uyuyamayabiliyorum. Bazen oluyor. Yani her zaman değil de. Yani mevsimler geçişlerde yani rahatsızlığımıza bağlı şeyler, uyku problemleri olduğu zaman oluyor. Ama genelde yani 5-6 saat, 7 saat o civarlarda uyuyabiliyoruz. Yani günün içindeki aktivitelere bağlı yani yorgunluğumuza göre değişiyor. İşte bana 8 saat yetiyor. Saat 10'da yatıyorum veya 10.30'da değil. En geç saat 5.30'da sabah namazına kalkıyorum. Ondan sonra geri yatıyorum, 8'de kalkıyorum. Çeşitli nedenlerle birçok insan uykuya dalma sorunu yaşıyor. İşte bu noktada imdadımıza bazı yiyecekler yetişiyor. Peki hangi besinler daha rahat uykuya dalmamızı sağlıyor? Uyku öncesi hangi yiyeceklerden kaçınmalıyız? Konuyla ilgili merak edilenleri uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun birazdan Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor.
Yeniden merhabalar efendim. Sokak röportajımız sonrası. Şimdi ikinci bölümümüzle devam edeceğiz. Sağlıklı bir uyku için tüketmemiz gereken besinler, yediğimiz içtiğimiz uykumuzu nasıl etkiliyor? İşte bu bölümde konuşacağız hepsini Elif Melek Hanım'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Yayınlar, İyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Uykuyu konuşacağız bugün. Daha doğrusu evet. Yediğimiz içtiğimizin uykumuza etkisini. Özellikle bu konuyu pazartesi konuşmuş olmamız da büyük bir şans. Çünkü insanlar hafta sonları uyku kalitesini epey bir bozuyorlar. Bununla evet, beraber pazartesi günü o adaptasyon problemleri, uyanma problemleri, trafik, stres, yoğunluk beraberinde geliyor. Evet uyku problemleri herkeste son yıllarda özellikle çok fazla. Geçtiğimiz yıllarda hep böyle bağışıklık sistemini konuşurken artık biraz daha ruh sağlığı ve iyi dinlenme ve uyku üzerine konuşulacak gibi görünüyor. Bunun sebeplerini bir tanesi de kendi benliğimizin farkına varmış olmamız diyebiliriz. Evet. Peki o zaman şimdi bir diyetisyen olarak yediğimiz içtiğimiz şeylerde şimdi her şeyi çokça etkiliyor aslında beslenme şeklimiz biliyoruz. Ama uykumuzu da gerçekten bu derece etkiliyor mu? Tabii ki özellikle gün içerisinde çok fazla klasik olacak belki ama çay kahve tüketmek, bununla beraber asitli gazlı içecekler, belki enerji içecekleri veya çok yoğun miktarda susuz kalmak bunlar da ister istemez uyku sürelerini etkiliyor. Aynı zamanda yapılan birçok çalışma glisemik indeksi yüksek olan yiyecekleri yani şekerli gıdaların yüksek nişasta oranına sahip olan gıdaların uyku kalitesini etkilediğini, uykuya geçiş süresini etkilediğini ve gece esnasında uykudan uyanma aralıklarını artırdığına yönelik bazı sonuçlar elde edilmiş. Dolayısıyla glisemik indeksi yüksek olan, yoğun karbonhidrat içeren ve tabii posa miktarı düşük olan gıdaların özellikle de biz bunlara ne diyoruz diyet döneminde yasaklı gıdalar, junk food veya işte gereksiz kalori içeren gıdaları çok fazla tüketmemiz geceleri uyku uyuma problemine neden oluyor. Ben bunu emziren annelerde özellikle anlatmaya çalışıyorum çünkü genelde anneler bebeklerinin uykusuzluğundan yana şikayet ederler. Anne sütü artması için birçok şekerli gıdaya yöneliyor. Hem toplum bunu destekliyor hem de anne değişken ruh halini dengelemek için çok fazla şekerli gıdayı tüketmeye başlıyor. Diyorum ki siz bu kadar şeker almış olsanız yerinizde durabilir misiniz? Duramazsınız. Bebekler de aynı şekilde. Şekerli bir anne sütü, yoğun enerji, sürekli kıpır kıpır uyumayan bir bebek. Ve tabii bununla beraber annenin enerjisi yine düşüyor. Dolayısıyla şeker oranı yüksek gıdalar ne yazık ki uykuya geçişi zorlaştırır. Tam tersi biraz daha sağlıklı proteinleri içeren mesela yumurta beyazı uykuya geçişi kolaylaştırır. Beyinde biliyorsunuz triptofan, serotonin ve melatonin gibi çeşitli hormonlar var. Bunlar da yine uykuya geçişi destekleyen, dinlenmeyi, rahatlamayı, gece uyanmayı engelleyen özellikler gösterir. Özellikle muzda, sütte iyi miktarda triptofan salgılatacak, melatonini uyaracak çeşitli bileşenler bulunur. Yine kaliteli protein içeren mesela soğuk su balıkları, yağlı balıklar, somon gibi balıklarda yine uykuya geçişi kolaylaştırıcı özellikler sağlar. Peki şimdi birazdan isteyeceğim bunları bize anlatın nasıl tüketeceğiz, ne zaman tüketeceğiz, çaylar özellikle kış aylarında ya da yaz aylarında hani uykuya geçişimi yine kolaylaştıran ama öncesinde şunu soracağım. Şimdi tüm bu anlattığınız şeyler var ya hani uykuyu olumsuz etkileyen beslenme çeşitleri ve benzeri bunlar mesela biz bunu daha çok hani uykuya geçişten önce örneğin geç saatlerde yersek uykuda sıkıntı çıkarabilir, uykuya dalmamızı geciktirebilir, kalitemizi düşürebilir uykumuzun ve benzeri gibi ama ben şunu merak ediyorum. Gün içerisindeki beslenmemiz de uykumuzu etkiliyor değil mi? Bir manada tabii bunu da söylüyorsunuz. Aynen öyle. Özellikle mesela ben bununla ilgili size gelmeden önce birçok kaynak da taradım. Yapılan çalışmalar hep şunu göstermiş. Biz hep Akdeniz diyet modelini ve Akdeniz diyet modelinde yer alan işte zeytinyağı, kabuklu kuru yemişler, ceviz, badem, fıstık, fındık gibi. Bununla beraber beyaz et grupları ve özellikle de rafine edilmemiş karbonhidrat tüketiminin gün içerisinde sağlanmasıyla uyku kalitesinin daha iyi olabileceğine yönelik sonuçlar elde edilmiş. Yani gün içerisinde yine çok fazla rafine edilmiş gıdaların tüketilmesi, yüksek yağ ve şeker oranına sahip gıdaların tüketilmesi ister istemez daha fazla uyku problemlerine yol açacak ve çok ilginç şeylerden bir tanesi de gün ortasında mesela uyuduğumuzda özellikle saat 2-2.30 civarı uyuduğumuzda gece uykusuna daha rahat dalabiliyoruz. Yani günlük enerjiyi daha iyi bölebiliyoruz. Neden? Çünkü gün ortasında bir miktar dinlendiğimizde bu sefer istediğimiz o karbonhidrat açığını da kapatmış oluyoruz. Yani şöyle
aslında geceden başlayacak olursak problemi, uykusuz bir gece, yorgun ve dinlenmemiş kalkan bir zihin ve beden akabinde ne istiyor? Uyanmak için, çalışmak için, güne başlayabilmek için daha fazla enerji, daha fazla karbonhidrat arayışına giriyor. Ve yapılan çalışmalar hep şunu göstermiş. Eğer yetersiz uyku alıyorsak ertesi gün şekerli gıdaları tüketme ihtimalimiz daha yüksek. Yani kendimizi farkında olmadan bir kısır döngünün içerisine buluyoruz. Gece uykusu yetersiz, karbonhidrat alımı fazla. Tabii ki bu da obeziteyle ve depresyonla ilişkilendiriliyor. Yine gece uykusuzluğu tekrar ediyor ve ertesi gün yine aynı şekilde. Eğer beslenme düzenimizi değiştirirsek gece yeme ataklarının da önüne geçebiliriz. Şu an birçok insan bunu söylemekte çekiniyor veya itiraf edemiyor kendini ama gece yeme atakları ve sendromu çok artmış vaziyette. Özellikle gündüz belki çok kaçırmamalarına, belki aşırı tüketmemelerine rağmen zaten gündüz o enerji homeostazını yani dengesini sağlayamamış olmak gece kalkıp bir şeyler yeme ihtiyacını daha da çok artırıyor. Bu sefer gece beslenmesi arttığında uykusuzlukla beraber yine kilo artışı da devam ediyor. Depresyonla olan diğer bir ilişki de çok fazla rafine karbonhidrat tüketmek B grubu vitaminlerin alımını azalttığı ve yavaşlattığı için depresyona bağlı uykusuzluk atakları ve yeme atakları da artıyor. Dolayısıyla böyle biraz daha ruhumuzu iyi hissettirecek önce dengeli beslenmeyi bir temel hale getiriyoruz. Burada da beslenme modelimiz Akdeniz diyeti beslenmesi. Neleri çıkarıyorduk? Kırmızı et ve türevlerini, rafine edilmiş karbonhidratları ve şeker oranı yüksek gıdaları çıkarıp daha çok zeytinyağına ağırlık veriyor. Meyve ve sebze tüketimini artırıyor. Ceviz, badem, kabuklu kuru yemişleri artırıyor. Bununla beraber akşam saatlerine doğru özellikle uykudan 2 saat önce yeme içme işlemini tamamen kesmek gerekiyor. Uykudan böyle ortalama 4 saat öncesine kadar da ara öğün atıştırmalıklarınızı yapabilirsiniz. Fakat uyarıcı olan özellikle işte kahve gibi veya koyu demli çay gibi içecekleri tüketmemek ya da çok yoğun karbonhidrat ve şeker oranına sahip gıdalardan uzak durmak uykuya dalmayı da kolaylaştıracaktır. Peki o zaman şimdi bize bugün galiba sütü görmüşken sorayım ya. Bu hani çocuklara hep yaparız biz. Hani o alışsınlar diye hani artık uyku saatinin geldiğini vücut olarak hani ve benzeri. Sütün gerçekten böyle uykuyla ilişkilenen, uykuyu getiren bir özelliği var mı? Tabii melatonini uyarıcı bir etkisi var sütün. Aynı zamanda bu sütü tüketirken inekten sağıldığı vakti bile önemli. Yani inekten gündüz sağılmış bir sütle, inekten gece vaktine doğru sağılmış bir sütün uykuya geçişi kolaylaştırma aşamaları da farklı. Özellikle mesela 70 yaş üstü bireylerde uyku süresi gittikçe azalır. Belki ailenizden, belki akrabalarınızdan böyle insanlar vardır. Uyku süresi azalır. Gıdalardan tat alma duyusu azalır. Çünkü yaşla beraber bazı hormonların üretimi de azaldığı için uykuya geçiş zorlaşır ve derin uyku dediğimiz, belki az önce hocamız da bahsetmiştir, o derin kaliteli uyku süresi en fazla bebeklik çağlarında var. Bebeklikten yetişkinliğe doğru gittikçe o delta dalgaları, uyaranlar, beyne giden uyaranlar gittikçe azalıyor. Dolayısıyla sütün de bu delta dalgalarını destekleyici kaynağı taze sıkılmış ve akşam saatlerinde içilmiş bir süt. Evet, uykuyu geçişi kolaylaştırır. Biz de burada bugün bunu yine ekledik. Yine meyvelerden muz, belki şaşırtıcı olacak ama muz, kiraz ve kivi, bu üçü uykuya geçişi daha da kolaylaştırıyor. Özellikle muzu burada şunun için rica ettim. Stres seviyelerini daha da düşürmeye yardımcı. Beynimizde triptofan, melatonin ve serotonin gibi hormonlar ne kadar artarsa dinlenme durumu o kadar iyi olur. Kendimizi daha pozitif hissederiz. Akabinde yine çinko takviyeleri veya çinko ağırlıklı gıdaların beslenilmesi, deniz mahsullerinin sık tüketilmesi yine uyku kalitesini artırıcı özellik gösterir. Vitaminlerden B12 ve B6 ikisi de sütün içerisinde bulunur. Yine melatoninin artırılmasına, desteklenmesine yardımcı olur. Yine vitaminlerden C ve D vitaminini doğrudan besinlerden almak da oldukça önemli uyku kalitesini artırabilmek için. Bir diğeri mesela rezene çayımız var. Rezene özellikle anneler emzirme dönemlerinde çok kullanıyorlar. Ama günlük hayatımızda da hem sindirimi kolaylaştırmak için hem de uykuya daha rahat geçebilmek için rezene çayını kullanabiliriz. Yine ada çayı bu uykuya geçişi kolaylaştırmada, bağışıklığın desteklenmesinde, özellikle kış geldi ağız içi yaralarınız varsa ada çayını yine gargara şeklinde de kullanabilirsiniz. Diş eti problemlerinde de etkilidir. Hatta ada çayını
defne yaprağı ile beraber biraz böyle ucundan yakıp tütsü gibi kullandığınızda da ortamın havasını yumuşatır. Aynı etki şu an aramızda yok ama lavanta ve lavanta yağı için de geçerli. Evet. Genelde uyku problemi yaşayanlar için böyle yastıklarını biraz lavanta yağı sıkmaları veya ortamın olduğu yer bulunduğu yere ufak bir lavanta yağı koymaları daha iyi olabilir gibi söylenmekte. Papatya yine günlük sakinliğimizi ve dinginliğimizi sağlayabilmek için oldukça rahatlatıcı bir etki gösteriyor. Aslında beslenmemizi tam anlamıyla düzeltebildiğimizde, şeker kaynaklarından uzaklaşabildiğimizde diğer yardımcı takviye edici gıdaları kullanmak uykuya geçişi ve uyku kalitesini artırır. Özellikle uyku kalitesi dediğimiz şey şudur. Mesela toplumumuzun yaklaşık %75'i 7-8 saat kadar bir uyku uyuma oranına sahip. Fakat bu saatin hangi aralıklarda olduğu önemli. Mesela çocuklar için en geç 9-9.30'da yatağa girip akşam hiç uyanmadan sabaha çıkmak, sabaha kalkmak beyin gelişimini çok iyi etkilerken yine bizler için de en geç 11-11.30 gibi yatağa girip ertesi güne kadar hiç uyanmadan uyumak önemli. Aralarda uyandığımızda uyku kalitesi bozuluyor. Aralarda uyanıp yemek yeme durumları olabiliyor. Aralarda uyanıp biraz vakit geçirip tekrar uyuma durumu olabiliyor. Bu kaliteli bir uyku uyumadığımız anlamına gelir. Özellikle gece saat 11.30 ile sabaha karşı 3 arasında kesinlikle bölünmeden bir uyku uyumamız gerekiyor. Ortamın ışığı da önemli. Beslenme kadar. Kapının altından sızan bir ışık, perdeden gelen bir ışık yine beyni uyarıcı etki göndereceği için ister istemez uykuyu bölecektir. Diyetlerde de bu çok önemli. Ben vardiyalı çalışanlarda mesela uyku kalitesi sirkadyen ritme aykırı bir şekilde ilerlediği için bozuluyor. Gündüz uyumak zorunda kalıyorlar, gece uyanmak. Yani gecenin 1,5 saatlik uykusu gündüzün belki yarım saatine tekabül etse de o karanlıkta salgılanan hormonlar, biyolojik olarak bizim ürettiğimiz hormonlar saatlere göre de yayılım gösteriyor. Hı hı. Yani şöyleyse eğer mesela ben çok iyi uyuyorum diye düşünüyoruz. Hı hı. Günde 7-8 saatte uyuyorum. Ama örneğin mesela işte gece 12 gibi 1 gibi mesela daha erken uyudum diyelim böyle. Evet. 11 civarında uyudum. 1'de 2'de uyandım. Mesela midemi kazınmış hissediyorum. Eyvah. Ya bir şey atayım diyorum mesela. Bunlar gerçekten beslenmede sıkıntı olduğunu ve aynı zamanda uykuda da sıkıntı olduğunu gösteren şeyler. Mesela o gece mide kazıntısıyla uyanma halleri neden oluyor? Gün içerisinde yetersiz enerji almış olmaktan kaynaklı. Yani siz gün boyu streslisiniz, koşturuyorsunuz ve bununla beraber herhangi bir besin alımı sağlamaya fırsatınız olmuyor. Akabinde tabii ki daha fazla enerji ihtiyacını belki gece hipoglisemisi dediğimiz özellikle diyabet hastalarında sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Gündüz karbonhidrat sayımlarını yaparak ve gündüz bu enerji ihtiyacının iyi bir kısmını sağlıklı gıdalarla karşılayarak bu gece uyanmalarını da engellemiş oluyoruz. Tabii ki yoğun stres, yoğun kahve tüketimi, yoğun egzersiz belki uyumayı daha da zorlaştırabilir. Dolayısıyla seçtiğimiz gıdaları özellikle akşam saatlerinde uykudan 4 saat öncesine kadar mesela şekerli gıdaları çıkarıp bunun yerine bitki çaylarını eklemek, işte sütü eklemek veya meyvelerden yazın kiraz. Mesela birçok çalışma özellikle İspanya'da işte kirazın, vişnenin suyunun belli saatlerde insanlara verildiğinde bu triptofan mekanizmasını etkileyerek uykuya dalmayı kolaylaştırdığını bulmuşlar. Mesela yazın kiraz, kışın kivi veya muz tercih edilebilir. Bununla beraber tabii ki hazımsızlık yaratan gıdaları örneğin kış sebzelerinden bazıları çok şişkinlik, rahatsızlık veriyor. Bunları tüketmemek veya tüketme saatinizi gün içine almak. Bununla beraber akşam yine hazmı ve dinlenmeyi kolaylaştıran çeşitli çaylar tüketmek güzel olur. Yine bunlardan bir tanesi zencefil çayı, sarı kantaron çayı, ada çayı, rezene, papatya gibi çayları gün içerisinde de kullanabiliriz. Peki çay demişken, şimdi benim gibi böyle Karadenizli olanlar, yani siz bu kadar bitki çayı sayınca bizim siyah çayımız ne olacak diye düşünürler. Şimdi çok ciddi yoğun oranda ülkemizde hani sadece Karadenizler değil, çayın çok yoğun tüketildiğini biliyoruz. Ve birçok ailede de böyle o akşam çayı diye de bir içtiğimiz bir vardır. Böyle bir özel vakit. Şimdi siyah çay içerek uykuya gitmek ne kadar sıkıntı? İçiyorsak bile ne kadar erken bırakacağız? Ya da yine gün içini bir toplayacağız mı? Ben bugün ne kadar çay tükettim?
Şöyle, tabii demir eksikliğini de tetikleyebiliyor çok fazla koyu ve demli çay tüketmek. Dolayısıyla akşam saatlerinde hepimiz çalışıyoruz, oturuyoruz bir bardak çay. Bazen bunun yanına ufak ufak bisküviler, kurabiyeler, atıştırmalıklar. Aslında orada çayın da çok kabahati olmayabilir. Almış olduğumuz o karbonhidratlı gıdalar, yoğun şekerli gıdalar uykuya dalmayı tabii ki zorlaştırır. Artı bir de kilo aldırır tabii ki. Bununla beraber çayı gün içerisinde açık limonlu içmek daha faydalı. Şekersiz olarak kullanmak daha faydalı olur. Bazı insanlarda siyah çaydan ziyade hani diyet zamanlarında önerdiğimiz yeşil çay ve beyaz çay da bazen uyku problemi yapabiliyor. Veya işte guarana gibi kahveden daha yoğun uyandırıcı kafeik asit içeriğine sahip olan bazı tozlar da mesela yoğurtla karıştırılıyor diyetlerde tüketilebilir diye. O da yine gece uykusuzluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla çay kahve tüketimine eğer uyku problemimiz varsa gündüz saat 17'den sonra tüketmemeye gayret edelim. Peki eğer uykumuzu etkilemiyorsa, örneğin beni çok etkilemez, çay da içsem, kahve de içsem, bir saat sonra yataysam uyuyabiliyorum. Hani evet. Büyük ihtimalle vücudum alışmış olduğu için olabilir, bilmiyorum ama eğer çok etki yapmıyorsa içelim mi yine de, yoksa yine de uyku öncesi kafein almak iyi bir şey değil der miyiz? Şöyle, yani uykudan en az 2 saat kadar öncesinde bu işlemi sonlandırırsak bir problem yok. Ama yatana kadar sürekli bir şeyler tüketmek biyolojik ritim için iyi değil. Ben de sizin gibiyim. Elimde kahve kupasıyla koltukta uyuyakalabiliyorum. Böyle bir kenarda laptopum açık araştırma yapıyorum. Bu şekilde olabiliyor. Yani herkesin aslında bir alışmışlık düzeyi var. Mesela kahve türlerini değiştirdiğinizde veya çayın markasını değiştirdiğinizde o lezzet farkı, tat farkı vücudunuzda da yine uyku problemlerine yine yol açabilir. Farklı bir çay mesela başladıysanız. Peki uykuya iyi gelen mesela kiwi, muzu saydık. Başka böyle hani bizim uykumuzu güzelleştirebilecek bitki çayları ve benzeriyle birlikte örneğin menü olarak da sormak istiyorum. Mesela uyku sıkıntısı yaşayan insanlar, kişiler örneğin mesela akşam yemeği menüsünü nasıl geçirmeli? Eğer varsa uykuya geçişte problem. Evet, özellikle akşam yemeği önemli çünkü akşam yemeğinde ne tükettiysek hazım problemleri olursa yine bu da uykuya geçişi zorlaştırır. Daha çok zeytinyağlı, hazmı kolay, pişirilerek hazırlanmış sebze, yumuşak sebze yemekleri, çorbalar yine kullanılabilir. Yoğurt, ayran eklenebilir süt grubundan. Akşam yemeğini artı bir de yanına herhangi bir balık. Özellikle ama yağlı bir balık olursa, yağda pişmiş anlamında demiyorum. Yağlı kendi bileşiminde yağın olması anlamında yağlı bir balık kullanmak güzel olur. Zeytinyağlı bir salata, sebze yemeği, balık, yanına yoğurt veya yoğurdu isterseniz 2 saat sonra yatmaya yakın bir vakitte süt olarak da değerlendirebilirsiniz. Akşam yemeği menüsünde ve gün içerisinde şeker, yoğun karbonhidrat içeriğine sahip olan tahıllar mesela pirinç tüketimi neye sebep oluyor? Birden kan şekerimiz yükseliyor, enerjimiz artıyor ve daha fazla hareketlenmek istiyoruz. Zaten uyku problemimiz de var. Bir diğer kısım da bir virgül panik atakla da ilgili bir durum var burada. Uykuya yine geçemeyeceğim. Eyvah uykuya dalamayacağım. Akşam olduğu zaman bazılarında da öyle bir problem başlıyor. Eyvah saat işte şu oldu, ben nasıl uykuya dalacağım? Yine bu gece de uyuyamayacağım ve ertesi günüm çok kötü geçecek diye kendilerine evham yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla kana hızlı karışan şeker grubuna sahip, yani yüksek glisemik indekse sahip olan gıdaları da akşam çok fazla tükettiğimizde panik atak da artacağından uykuya geçiş yine zorlaşacak. Mümkün oldukça karbonhidratlardan posa oranı yüksek olan mesela baklagiller tercih edilebilir, karabuğday tercih edilebilir, bulgur tercih edilebilir ama hani basit karbonhidratları mümkün oldukça tabağımızda almayalım. Ayrıca yemekten sonra da herhangi bir çay kahve atıştırmalığımızın yanına koymamaya gayret edelim. Şekerli yiyeceklerden, tatlı gıdalardan, çikolatalardan, şeker şekerdir. Doğalı da şekerdir. Yok. Yapayı da şekerdir. Hatta tatlandırıcılı bile olsa yine ben kullanmalarını önermiyorum. Mümkün oldukça saat 17'den önce belki kullansalar ama yine onun da porsiyonu, gramı, büyüklüğü fazlaysa tabii ki akşam saatine de etki edecektir. Yine etkileyecek. Aynen. O yüzden akşam saatlerine doğru biraz daha böyle papatya, rezene, ada çayı, ondan sonra çarkı felek belki meyvesinin çayı, bunları kullanmak daha da rahatlamanıza ve derin uykuya dalmanıza yardımcı olur. Peki yine hani son zamanlarda çokça tartışılıyor. Bu işte zararlı yağlar, hani trans yağlar, işte paket gıdalar, kızartmalar, hani
Bunlar da hani eğer tüketiyorsak bile yine gün içinde mi tüketmeliyiz? Mesela işte o kızartma üzeri yoğurtlu kızartmalar, soslu kızartmalar ve benzeri akşam olmamalı mı? Yani şöyle trans yağlar genel sağlığımız için zararlı olduğundan dolayı aslında hiç olmasa daha iyi. Bununla genelde nerede karşılaşıyoruz? Çok sık kızartma yapıldığında dediğiniz gibi. Bununla beraber hazır ürünlerde belki fast food gıdalarda çok karşılaşıyoruz. Yine bir yağın kaç kez kullanıldığını bilmiyorsak burada da trans yağ oluşumu fazladır diyebiliriz. Bu da önemli. Yani kimin yaptığını bilmediğimiz, kaynağını ve oluşturulma şeklini bilmediğimiz yemekler tabii ki genel sağlığımızı olumsuz etkiliyorlar. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı da oldukça yatkınlığı artıran bir durum trans yağların tüketimi. Yani biz bunu gün içerisinde de tüketilmesini istemeyiz. Gece saatlerinde de mesela çok fazla hamur işleri, poğaça vesaire tüketilmesi gün içinde yine trans yağ alımını artırabilir. Dolayısıyla zararlı gıdaları çıkardığımız diyet modeli olan Akdeniz diyetinde trans yağ alımı da oldukça düşüktür. Tam tersine yüksek miktarda polifenoller, yüksek miktarda antioksidanlar, daha çok meyve ve sebzeler, daha çok posa içerdiği için hem hücre yenilenmesini artırır, hem dinlenmeyi kolaylaştırır, hem uykuya geçişi kolaylaştırır, hem de kilo artışını zorlaştırır. Yani uykusuzluk problemi yaşayanların belli bir kısmı aslında kilo problemleriyle de mücadele ediyor. Dolayısıyla bunlar yine az önce bahsettiğim gibi depresyon, uykusuzluk ve obezite kısır döngüsünü tetikleyen bir noktada rol alıyorlar. Peki bir yerden başlayınca diğerlerinde de bir düzelme söz konusu olabiliyor mu? Tabii ki. De hepsi birbirini tetikliyor. Örneğin ben beslenmeme biraz olsun dikkat etmeye başladığımda daha rahat uykuya geçeceğim diyebiliyor muyuz? Ya da uyku düzenimi mesela biraz böyle zorladığımda örneğin mesela uykumu ki olumsuz etkileyen beslenme dışındaki şeyleri de hani biraz eksilttiğimde bu sefer beslenmede de hani işte o gece mide aç uyanma hallerinden falan kurtulabileceğim mi? Tabii ki. Şöyle düzenli ve size özel hazırlanmış bir beslenme programıyla özellikle erken saatlerde uyanıp, erken saatlerde kahvaltı edip metabolizmamızı canlandırdığımızda diğer öğünleri dengeli yaptığımız takdirde akşam uyanma, o bahsettiğiniz gibi mide yanmaları, mide ataklarının gerçekleşmesi en aza düşer. Çünkü gece hipoglisemisini azaltmış oluyoruz. Bununla birlikte sabah erken saatlerde uyandığımız zaman biyolojik ritmimize göre, sirkadyen ritmimize göre zaten enerji dağılımımız sağlanmış oluyor. Bunların dışında da özel olarak mesela sabah uyandıktan sonraki ilk yarım saatte kahvaltı edilmesi güne 500 kalori kadar daha avantajlı başlamamıza yardımcı oluyor. Yani eğer geç saatlerde uyanıyor, geç saatlerde kahvaltı ediyorsak günün devamında kötü gıdalara yönelimimiz daha da artabiliyor. Artacak. Bu sıklık daha da artabiliyor. Bunların dışında gün içerisinde öğünlerin belli periyotlarda tüketilmesi kan şekerinizi, açlık insülininizi ve genel açlık dengenizi sağlayacağı için akşam saatlerinde enerji alımınız düşecek. Tabii ki bu birkaç günde olabilecek bir şey değil. Ortalama 15-20 gün aralığında düzenli uygulanması gerekiyor. Yine tabii ki uyarıcılardan mümkün mertebede uzak durmak, bedeni egzersizle beraber yormak ve canlandırmak uykuya olan problemleri daha da aza indirir. Aynı zamanda uykusuzluk problemlerinin biraz psikolojik boyutu da var. Hani gece farklı şeyler düşünmek, evhamlar, endişeler bunlar da uyku problemlerini artırabiliyor. Dolayısıyla güne zinde başladığınızda mesela yumurta beyazından bahsetmiştik. Geç kalkanlar çoğu zaman kahvaltıyı yapmıyorlar. Doğrudan evde atıştırmalık kıvır zıvır ne buldularsa onu tüketiyorlar örneğin. Veya kurulan sofra çok sağlıklı şeylerden oluşmuyor. Öğleden sonraya kadar o sofra masada kalıyor. Gelip gidip atıştırıyoruz. Bir denge olmuyor. Yine kan şekerini dengeleyemediğimiz için açlık sürelerimiz artabiliyor. Bunların dışında bu düzenli beslenme eylemini sürdürdükten sonra akşam atakları da azalıyor. Aynı zamanda egzersizle beraber psikolojik olarak rahatlamaya, bedenimizi bir nasıl anlatsam daha sıhhate yönlendiriyoruz ve kafamızdaki kötü düşüncelerden de uzaklaşabiliyoruz. Şekerli yağlı gıdalar tüketmediğimiz için panik duygusu da azalıyor. Çünkü bebeklerde örnek verdiğim gibi yoğun şekerli bir gıda aldığımızda nasıl enerji tavan yapıyor, 2 saat sonra hızlı bir düşüş sağlıyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Dolayısıyla şeker alımını dengede tuttuğumuzda, günlük beslenme rutinimizi düzenli oturttuğumuzda daha iyi olacak. Mesela meyvelerden muz, kivi, kiraz gibi meyvelerin
uykuyu kolaylaştırdığını, hatta gece belki yatarken sütle beraber işte muz tüketmek uykuya evet iyi gelebilir, ama siz gün içerisinde düzenli bir beslenme modeli sergilemediyseniz akşam yaptığımız bu çaba beyhude olacaktır. Peki gün içerisinde biz ya muz tükettiysek ya da zaten şeker aldıysak bir şekilde akşam yine böyle uykuma iyi gelsin diye muz almak bu sefer beslenmemizi olumsuz etkileyecek mi? Tabii, aynı bu şey gibi oluyor. İşte hafta sonu çok kaçırdım, pazartesi diyete başlıyorum. Ya. Pazartesi diyete başlarken 65 kilo, cuma günü geldiğimizde 66 kilo. O 5 günde ne aldırdı kiloyu? 2 gün bozması aldırdı. Aynı şey. Yani eğer bir takım değişiklikleri hayatınızda yapmak istiyorsanız bunu sürdürülebilir olarak yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla uykuyu, yetersiz uyuduğunuzu fark ediyorsanız veya sabahları yorgun kalkıyorsanız bunun sebebi besinsel olarak eksik aldığınız şeyler de olabilir. B12 eksikliği olabilir, B6 vitamini olabilir, çinko eksikliği olabilir, D vitamini eksikliği olabilir. Dolayısıyla en basit örnek D vitaminini biz genelde neyden sağlıyoruz? Güneşten aldığımız ışınlarla hani sentezi deride, ciltte ve karaciğerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz dışarı ne kadar az çıkarsak D vitamininden o kadar az aslında yararlanmış oluyoruz. Dışarı az çıkıyor olmak egzersizin yani fiziksel aktivitenin yetersiz olduğu anlamına geliyor. Fiziksel aktivitenin yetersiz olması anoreksijenik hormonlar dediğimiz iştah kapatıcı hormonların yetersiz salgılanmasına, leptin düzeyinin düşük olmasına yani tok hissetme düzeyinin az olmasına sebep oluyor. Tek başına D vitamini eksikliği bile aslında yaşam tarzımızla ilgili bize bir bilgi veriyor. Dolayısıyla bu açlık hormonlarının sürekli yüksek olması gün içerisinde yine beyni mutlu edecek, vücudumuzu belki uyandıracak ve canlandıracak diye tabir ettiğimiz yüksek şekerli ve karbonhidratlı gıdaların belki daha asitli gazlı içeceklerin tüketimini artırdığı için ister istemez gece uykusunu da etkileyecek. Yani tek başına bir şeyi düzeltmiş olmak diğerlerini düzeltebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Komple bir tedavi, komple bir yaşam tarzı değişikliği önemli. Tabii bir de kişinin istemesi önemli. Uykusuzluğun genetik yanı çok çok belki azdır. Toplumumuzda hani 6 saatten az uyuma süresi %10'un altında veya işte daha önceden tarihte geçen Napolyon, Churchill gibi ünlü isimler çok az uyur, çok çalışır ve işte herhangi bir problem yaşamazlarmış, ama günümüzde artık bu teknolojinin gelişmesiyle beraber uyku problemleri daha çok tabletle, televizyonla veya sosyal medyayla uğraşmaktan dolayı zihinsel dinginliğimizi sağlayamıyoruz. Peki tabletle, telefonla uğraşma dediniz. Bu uyku sağlığımızı aslında çok etkiliyor. İlk bölümümüzde konuştuk. Ama onunla uğraşırken biz hani yine sizle de biraz önce söyledik aslında. Hani çay tüketiminden gittik ama kahve de tüketiyoruz. Ve çok ciddi bir kahveyle birlikte kafein alımı söz konusu. Evet. Kafeinsiz kahveler mesela son dönemde meşhur oldu. Onların etkisi daha azdır diyebilir misiniz? Şöyle, kafeinsiz kahvenin belki uyarıcı etkisi daha düşük olmasına rağmen yine uykusuzluğu tetikleyebilir. Tüketim miktarına göre yine bu da etkileyebilir. O yüzden mümkün oldukça eğer uyku problemleri yaşıyorsak bu uyarıcıları daha erken saatlerde almamız önemli. Yine sigara tüketimi de buna bir örnek olabilir. Uykunun tabii çeşitli safhaları var. Neler bunlar? Derin uyku, işte uykuya geçiş aşamaları, artık uykunun daha yoğun olduğu kısımlar. 3 fazla ayrılabilir. Dolayısıyla bazı besinlerle ilgili yapılan şeyler de şunu göstermiş. Yoğun uyku sürelerini, mesela çok şekerli gıdaları tüketmek, yoğun uyuduğum süreyi azaltarak uyku aralarında uyanmalara sebep olabiliyor. Veya işte uykuya geçişi zorlaştırıyor. Bazıları yatağa girer ama dön uyuyamaz her ne kadar yorgun olsa da. O da yine gün içerisinde tükettiğimiz ve vücudumuzda henüz atılımını gerçekleştiremediğimiz gıdalar neticesinde de karşımıza çıkabilir. Peki uyanır uyan, şimdi uykudan uyanıp böyle bir tatlı yeme ihtiyacından bahsettim. Sabah uyanıp böyle bir tatlı ya da hemen enerji istiyorsak bu normal mi ya da doğal mı? Mesela şöyle olabiliyor. Evet. Bazılarımız hani uyanıyoruz ama böyle bir ya ben bir ayılmadan kahvaltı edemem diyoruz. Yani ortalama bir saat falan geçmesini bekliyoruz. Bazılarımız da o yataktan kalkar kalkmaz hemen mutfağa gidiyoruz. Hatta böyle hızlıca bize enerji olabilecek ya meyveye ya tat bir şeye böyle atma ihtiyacı hissediyoruz midemize. Evet.
Bunun nedeni ne olabilir? Bu da aslında en çok yine kilo problemi yaşayanlarda gördüğümüz, daha doğrusu düzensiz beslenmenin neticesinde karşımıza çıkan bir durum. Nedir? Kişi akşam saatlerinde, geç saatlerde yoğun olarak enerji alıyor. Hı. Ertesi sabah acıkmadığı için kahvaltıyı daha geç alıyor. Bu bir nedendir. Bir diğeri bir önceki günden ertesi güne aç yatmışsa tabii ki sabah bir an önce bir şeyler tüketmek ister. Eğer şekere olan ilginiz artıyorsa bilin ki şekeriniz çok hızlı bir düşüş göstermiştir. Yani bir hipoglisemi durumu olmuştur ki bunu istiyorsunuz. Eğer böyle ataklar yaşadığınızın farkındaysanız kesinlikle kaçınmanız gereken şey yüksek şekerli gıdalar. Dolayısıyla şekere ilgi artıyorsa açlık insülini artıyordur. Ve siz orada sağlıklı bir besinle tüketseniz vücudunuzun yağlanması artacaktır. Böyle de karmaşık bir sistem. Dolayısıyla beslenmenizi belli bir rutin dahilinde tuttuğunuzda ne hipoglisemi yaşarsınız, ne hiperglisemi yaşarsınız, ne yeme atağı yaşarsınız, ne de bir besine karşı tek bir ilginiz olur. Dolayısıyla dengeli bir sistem oturttuğumuz takdirde bir gün bile olsa uyku düzeniniz bozulduğunda ertesi gün adaptasyon yine zorlanır. Yine bugün dediğim gibi pazartesi herkesin daha gergin, daha stresli olduğu. Oysa ki nasıl düşünmemiz lazım? Hafta sonu çok güzel dinlendik. Hafta sonu çok güzel eğlendik ve yedik içtik örneğin. Bugüne daha mutlu başlamamız gerekiyordu. Neden başlamıyoruz? Demek ki bir yerde bir hata var. Peki Elif Melik Hanımcığım, size gelen danışanlarınız daha ziyade örneğin beslenmeyle birlikte bir uyku probleminden de şikayetçilerse sorunlar daha çok nerede kesişiyor? Baktığınızda. Gece, hem gece uykularının bölünmesi hem gece yeme sendromunun olması başta gün içerisinde çözülemeyen problemlerden kaynaklı. Bunlardan bir tanesi ve en temeli beslenme problemi. Yani kişi, örnek veriyorum, sabah kahvaltısını atladı, öğlen yemeğini atladı. Saat 3-4 civarı bir yemek yedi. Bir de akşam eve geç gitti. Saat 8-9 civarı bir yemek yedi. Ve inanılmaz yorgun vaziyette. Uyuyup dinlenmesi gerekiyor ama o saatte yemek yediği için gözleri fal taşı gibi açılıyor. Tabi geç saatlere kadar bu sefer oturuyor. Gece yatma saati 2 oluyor. Sabah yine apar topar koştur koştur işe giderken yine kahvaltı edemiyor ve bu bozuk düzen hep devam ediyor. Akabinde tabii ki yeme atakları gün içerisinde daha fazla tatlıya ilgi, sağdan soldan elimize gelen her şeye daha fazla bir yeme dürtüsü karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla gündüzleri bu beslenme örüntülerini ve saatlerini düzenlediğimizde Akdeniz diyet modeline göre rafine şekerleri, işte trans yağları, kırmızı et tüketimini azalttığımızda kişilerin akşam uykuya dalışını daha da kolaylaştırabiliyoruz. Bunların dışında tabii ki günlük fiziksel aktivite, günlük su tüketimi, günlük işte tuz ve şeker alımının kısıtlanmasıyla beraber kişilerin hem sağlık parametreleri düzeliyor hem de gece uykusunu düzenli aldıkları için bağışıklık sistemi de güçleniyor. Bunu da unutmamak lazım. Gece uykusu eğer iyi değilse ve dinlenme durumunuz yetersizse bağışıklık da etkileniyor. Beslenme zaten bozuk ki bazı noktalarda problemler oluyor. Dolayısıyla özellikle kış aylarında mevsimine göre yaşamak da önemli. Örneğin nedir? Artık eskiden yazın belki akşam 7'de 8'de yemek yiyorken şimdi akşam yemeği saatini belki 5.30-6'ya çekmemiz gerekiyor. Zira havanın kararmasıyla beraber hepimizin üzerine bir uyku hali modu geliyor. Hali geliyor. Bazı insanlarda da bu tam tersi etki yaratıyor. Gece zaten uzun. Bütün günüm karanlık. Gecem gündüzümün karıştı. Şey. Aynen. Böyle olunca da gece gündüz farkını iyi saptayabilmemiz için özellikle vardiyalı çalışanlar ya da evde çok vakit geçirenler mutlaka günü belli zaman dilimlerinde yaşamaya gayret etsinler. Peki Elif Melek Hanımcığım, süremizin sonuna doğru geldik aslında. Çok az vaktimiz var ama hep yetişkinleri konuştuk. Son soru olarak çocuklarımız. Çocukların uykusunu olumsuz etkili yiyen şeyler nelerde, böyle hızlıca bir cevap istiyorum. Hemen söyleyeyim. Çocuklarımızı da yeteri kadar yormuyoruz. Yormuyoruz. Çocuklarımızı yeteri kadar aynen yormamız gerekiyor ve fazlasıyla besliyoruz. Mesela şu büyüklükteki bir muz örneğin 5-6 yaşındaki bir çocuk için büyük bir porsiyonken, hani bunun yarısı kadar yeterliyken biz istiyoruz ki bunun hepsini yesin. Bu çocuk bu kadar fazla enerji aldıktan sonra ne yapacak? Tabii ki sizin ömrünüzü yiyecek. Bu sefer de hiç durmuyor diyoruz, şikayete başlıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla beslenme porsiyonlarını çocuklarda kısıtladığımızda zaten çay kahve vermiyoruz. Zaten uyarıcı herhangi bir şey vermiyoruz. Bu çocuk neden uyumuyor diye düşünecek olursanız onun eline verdiğiniz lollipoplara bir bakın. Onu sussun diye kenarda oturtup işte hareketsiz tabletlerden çizgi filmler izlemelerine bir bakın. Bununla beraber gofretlerle, bisküvilerle kandırmalarına bir bakın. Dolayısıyla bunları hayatlarından çıkardığınızda ve
siz de ona örnek olacak şekilde yaşadığınızda, siz de erken yatıyorsanız veya akşamları biraz daha uykum gelsin diye kitaplar okuyor, tabletle oynamıyorsanız çocuklar da kısa zamanda uykuya dalacaktır. Güzel. Peki, çok teşekkür ediyorum Elif. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayında faydalı bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. İnşallah. İyi günler. Evet efendim, bugün de nihayete erdirdik programımızı. Yarın sabah buradayız saat 10.30'da. Sizleri de bekliyoruz. Tabii ki yarın da iki güzel konu başlığımız var. Çocuklarımız özelinde konuşacağız. Öncelikli olarak masallar çocuklarımızı nasıl etkiliyor, onlara neler kazandırıyor? Ardındansa ikinci konumuzda okul öncesindeki çocuğa ne tarz eğitimler, ne tür eğitimler verilmeli? Detaylıca konuşacağız yarınki yayınımızda. İnşallah sabaha görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.